Hazır, değil mi? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'yi itibarsızlaştıran iktidar, dış politikada bu itibarsızlaştırma sürecine hızla devam ediyor. Dün genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ifade ettim. Bugün de milletimin huzurunda bir kere daha ifade ediyorum. Lozan Antlaşması'yla Ege'deki adalar kesinlikle silahlandırılamaz maddesi karara bağlandığı halde Yunan hükümeti askerlerini oraya çıkartıp silahlandırıp bakanlarını oraya gönderip dünyaya mesajlar veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanlık makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan'dan tık ses yok. Değerli arkadaşlarım, bir yerde sarı öküzü verdiniz mi arkası gelmeye devam ediyor. Daha sonra Marmara'da, Mavi Marmara'da Filistin için ne gerekirse yaparız diyen AKP'nin genel başkanı Cumhur Mafya İttifakı'nın başındaki kişi Recep Tayyip Erdoğan Marmara'da Filistinlilere götürülecek yardımı taşıyan gemiye İsrail'li askerler baskın yapıyor. İnsanlarımız orada katlediliyor. Biz dava açıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur Mafya İttifakı'nın kararıyla bu dava geri çekiliyor. Devam ediyorum. Suriye'de dışarıda bir tek bayrağımızın dalgalandığı Süleyman Şah Türbesi bizim toprağımıza. Orada saldırı yapılacak, IŞİD militanları saldırı mı yapacak diye orayı korumaktan aciziyet içerisine düşen devleti yöneten hükümet PKK ve YPG'li militanların desteğiyle biricik toprağımızı bayrağıyla beraber oradan kaçırıyor. Şimdi Alman gemisinde komutanlık yapan Yunan subayın emriyle Libya açıklarında pazartesi günü gemimize asker çıkıyor. Oradaki bayrağımızın dalgalandığı uluslararası sularda bayrağımızın dalgalandığı gemiye silahlarıyla beraber Yunanlı komutan çıkıyor ve oradaki insanlarımızı ellerini başlarının üstüne koydurtarak gemiyi ağırıyorlar, boy boy resimler çekiliyor, filme alınıyor, dünyaya mesaj veriyorlar. İşte sizin bildiğiniz Türkiye bu duruma düştü diye. Türkiye Cumhuriyeti'nden yapacağız, edeceğiz demekten başka hiç ses yok. Nedense milliyetçiliği konusunda Alaaddin Çakıcı'ya sahip çıkmaktan başka hiçbir şey yapmayan Milliyetçi Hareket Partisi orada Türk bayrağı altındaki uluslararası sularda insanlarımıza çevrilen silahla ilgili tek bir kelime etmiyorlar. Ben mi yanlış biliyorum? Türkiye'nin ayağa kalkması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Ne zamandan beri uluslararası sularda özgürlüğünü 100 yıl önce ilan etmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin gemileri durduruluyor da Yunan komutasındaki askerler arama yapabiliyor. Buna Türkiye'nin diyeceği cevap susmak mıdır? Sadece bu nedenden dolayı Cumhur Mafya İttifakı
derhal makamlarını boşaltarak istifa etmek zorundadır. Türkiye'yi düşürdükleri bu durumdan dolayı kesinlikle istifa etmeliler. Değerli arkadaşlar, bugün dünyada kadına şiddetin konuşulması gereken bir gün. Herhalde dünyadaki bütün ülkeler içerisinde kadınlarımızla ilgili başımızın önüne eğik olduğu yegane ülkelerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Her gün Türkiye'de her gün 5 kadın öldürülüyor. Bu 5 kadından bir tanesi sizin eşiniz, sizin kızınız, sizin yavrunuz olabilir. Ocaktan bu yana 269 kadın katledilmiş Türkiye'de. Savaş çıksa bu kadar insan öldürülmez. Şüpheli ölümler 152. Öldürülen bütün kadınlarımız erkeklerin şiddeti yüzünden katlediliyor Türkiye'de. Bu insanlar, mağdur durumda olan insanlar, yani dövülen, gözleri morartılan, elleri ayakları kırılan insanlar, beni öldürecekler diye devlete sığınmak istiyorlar ama devlet onlara bir çare kapısı göstermiyor. Taciz ediliyorlar, dövülüyorlar. Yüzleri insanlarımızın bakamayacağı hale çevriliyor erkek şiddetinden dolayı. Bunu yapan 10 kişiden 7 kişi elini kolunu sallayarak mahkemelerden çıkıyor ve serbest bırakılıyorlar. Bir kadınımızın acı dolu sözlerini sizinle paylaşıyorum. Diyor ki, hakaret ve tacizden ve dayaktan sonra elini kolunu sallayarak çıkan o kişiler benim yüzüme bakarak sırıtıyorlardı diyor. Türkiye'deki kadınlarımız bununla muhatap oluyorlar. Şimdi İçişleri Bakanı ne yapıyor? İçişleri Bakanı, bunu engellemekten sorumlu olan İçişleri Bakanı, istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı, kendi damadını yemeği göze alıp da istifa ettiği halde istifasını kabul etmediği İçişleri Bakanı, kendi bürokratlarının karşısında parmağını sallayarak erkeklere diyor ki, bu yaptığınız ayıptır diyor. Siz kendinize neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz diyor. Bu İçişleri Bakanı kabadayı ağzıyla konuşuyor ya, devlet ciddiyeti içerisinde değil ya, bu İçişleri Bakanı kendisinin de azarlandığı gibi azarlayarak insanları yola getireceğini sanıyor ya, her gün 5 kadınımızı katleden, ocaktan bu yana 269 kadınımızın ölümüne neden olan insanlara parmağını sallayarak ders vermeye çalışıyor. İşte kadına şiddeti engelleme yöntemi Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın yaptığı durum, fiiliyat budur. Şimdi değerli arkadaşlar, bir sorun varsa devlet o krizin üzerine hızla gider. O konuyla ilgili devletin ilgili birimleri gereğini yapar. Bu uyuşturucuyla mı ilgili? Hani ilkokula giden çocuklarımıza varıncaya kadar, uyuşturucu kurbanı olan evlatlarımıza varıncaya kadar bir sorun yaşıyor mu Türkiye? Onunla ilgili gereğini yaparsın. Çocuklara tacizle mi ilgili? Onunla ilgili gereğini yaparsın. Kadına şiddetle mi ilgili? Onunla ilgili devletin kurum ve kuruluşları
gereğini yapar ve bu işi sonlandırır. Peki bir krizi yönetebilmek mümkün müdür? Devlet aklıyla, siyaset aklıyla. Evet, mümkündür. Nerede? Ben size söyleyeyim. İzmir'de bir deprem oldu. Deprem olduğu andan itibaren yıkılan binaların altında, enkazında insanlarımız kaldılar. Canını kurtaran insanlarımız kendilerini dışarıya attılar. 4000 yurttaşımız evsiz kaldı. Deprem olduğu andan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere bütün ilçe belediyeleri koordineli anında kriz masalarını kurdular. Kaç saat içerisinde? 4 saat içerisinde. İlk 4 saat içerisinde kriz masalarını oluşturdular. Daha sonra hızla arama çalışma ekiplerine belediyelerimiz kendi ekipmanlarını ve makinalarını derhal AFAD'ın emrine verdi. 3. Her yıkılan binada belediyedeki görevlilerimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri anında çıkan sorunları çözmek için görevlendirildi. 5. İkinci günden itibaren dışarıda kalan vatandaşlarımızla ilgili derhal çadırlar kurulmaya başladı. 6. Kurulan çadırlar numaralandırıldı. Ve o numarada hangi vatandaşımızın hangi eksiği var? Mama eksiği mi var? Yiyecek eksiği mi var? Giyecek eksiği mi var? Tespit edildi. 6. günden itibaren gıdalar ihtiyaca göre dağıtılmaya başlandı. Sıcak yemekse 2. günden itibaren derhal vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Daha sonra enkazdan çıkartılan vatandaşlarımızın hayatını kaybedenleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladına ve İslam dinine yakışır bir şekilde defnedilmesi için belediyelerimiz gerekli bütün çalışmaları yapıp defnedildikten sonra da ailenin bütün ihtiyaçlarını gidererek görevlerini yerine getirdiler. 7. günden itibaren çocukların psikolojisi bozulmuş, kadınlarımızın çaresizlik içerisinde bunalıma girmemesi için psikolojik destek verecek pedagoglar ve tıp uzmanları çadırlarda görevlendirilmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi hızla 4000 vatandaşımızın bir ay sonra evlerine girebileceği şekilde bir kampanyayı başlattı ve 4000 insanımız evlerine 5 ay kiraları ödenmiş vaziyette götürülüyor. Yetmedi. 3 öğün sıcak yemekleri bu insanlarımızın evlerine ve çadırlarına gönderiliyor. Cenazeler kalktıktan sonra herkesin dağıldığı bir ortamda aileler kendilerini yalnız hissetmesinler diye belediye başkanları ve milletvekilleri her cenaze sahibiyle ilgili görevlendirildiler ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. İşte kriz böyle yönetilir. İşte çare böyle bulunur. İşte yara böyle sarılır. Öyle parmak sallayarak, hakaret ederek, insanlara size gösteririm ha diyerek, 2-3 insanı göstermelik tutuklatarak kriz yönetilmez. Sorunlar halledilmez. Devlet ciddiyetiyle, siyaset ciddiyetiyle sorunlar halledilir. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de gerçekten bir çaresizlik var. Esnafta var, KOBİ'de var, iş insanında var, işçide var. İşte işçilerimizin çaresizliği. Burada gördüğünüz emekçiler tazminatsız olarak işten atıldıkları için sokaktalar. Nasıl bir zamanda COVID gibi bir salgın hastalığının pençesinde Türkiye inim inim inlerken. Ne için? Yaşamak için. Ne için?
ekmekleri için. Ne için? Ya tazminatımı ver ya işimi ver dedikleri için. Onlar polis şiddetine karşı maruz kalıyorlar. Türkiye ekonomisini getirdikleri yer askıda ekmektir. Şimdi Kızılay askıda pizza çıkartmış. Kızılay'ın bulduğu müthiş bir çare. Askıda ekmek sadece ekmek yok demiş. Biz askıda pizzayı da çıkartıyoruz demiş. Devletin bulduğu müthiş bir çare. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bugün bu duruma gelmesinin ekonomideki bir numaralı müsebbibi Cumhur Mafya İttifakı'nın başındaki kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. AKP iktidarı bugün Türkiye'yi yönetemiyorsa, adeta savruluyorsa nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan, damadı dahil olmak üzere yol arkadaşlarının tek tek kendisinden ayrılması, trenden inmesinde seyirci kalıp bunun hesabını ne damadına ne de kendi yandaşlarına ödettiremiyor, dişinizi sıkın diye millete ödettiriyorsa işte bunun nedeni de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye ekonomisinin temel sorunu ucube bir sistem olan Cumhur Mafya sistemidir. Değerli arkadaşlar, Cumhur sisteminin başındaki iktidar partisi AKP'dir. AKP'nin kurucularının en başında olan kişi Abdullah Gül'dür. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'a göre yol ayrımına düştüğü bir kişidir ve artık o onun düşmanıdır. Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin AKP'nin başbakanlığını yapmış bir kişidir. Recep Tayyip Erdoğan'dan yol ayrımına gitmiştir, bitirmiştir. Bülent Arınç, ilk kurucu üç kişiden bir tanesidir. Gerçekleri söylediği için yol ayrımına gitmiştir. Ali Babacan, yıllarca maliyeyi yönetmiş, birlikte yol yürümüşler ama ayrılmış, başka bir siyasi parti kurmuştur. Ali İhsan Eraslan, İhsan Eraslan eski bir AKP milletvekilidir. Feryat etmektedir, demektedir ki biz denize düştük, yılana sarıldık, Fethullah taktikleriyle Türkiye'yi yönettik demiştir. Buradan Cumhur Mafya İttifakı'nın başındaki kişiye Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu ekonomik buhrandan Türkiye'yi çıkarmanın bir tek yolu vardır. Birlikte yola çıktığın insanları dinlemiyorsun. Muhalefeti dinlemiyorsun. Vicdanın artık yok olmuş ama sana bir kere daha sesleniyoruz. Bir an önce oturduğun o 1100 odalı saraydan derhal çık. O saraya milyon dolarlar harcayacağına, askıda ekmeğe muhtaç ettiğin insanlara o parayı harca. Ve doğru, Beyaz Saray'ın en aşağı 4 kat daha değerli olan büyüklüğüyle, ihtişamıyla, ağırlığıyla, mütevaziliğiyle Çankaya'da duran köşke git. O Türkiye Cumhuriyeti'ni itibarlı bir şekilde yönetebilmen için yeterlidir. Maliyeti bu saray sadece 1000 odalı saray değil. Yaptırttığın ahlat köşkünden diğer 6 sarayını da derhal boşalt. Maliyeti dağları açan uçak filonu derhal sat. Milyon dolarlık uçak filonu. Derhal sat. Hareket ettiğin andan itibaren her yerde onlarca hareket eden paha biçilmez arabaları derhal elinden çıkar. Millet askıda ekmeğe muhtaç. Ekonomiyi yönetemiyorsun. Elini
açmışsın, yurt dışına para dileniyorsun ama saraylarda ihtişam içinde yaşıyorsun, uçaklarınla ihtişamını devam ettiriyorsun. Devletin paralarını, milyar dolarlar harcadığın, 98,5 milyar dolar verdiğin, dolarla verdiğin ihaledeki o 5 müteahhitine otur masaya, onları Türk lirasına çevir ve onlara da tasarruf etmesini söyle. Millete akıl vermek kolay. Yandaşına o aklı ver. Eğer bunları yaparsan, bunları yaptıktan sonra Türkiye'ye bakarsan, sana bir öğüdüm daha var. Türkiye'yi mahkum ettiğin günlük 20 trilyonluk faiz ödemesinden derhal kurtar. Bu millete dişini sık. Ben Müslümanım ama 20 trilyon her gün bu ülkenin vergileriyle faiz ödenecek. Bundan derhal Türkiye'yi kurtar. Ama sen bunları yapamazsın. Yapamayacağını bildiğim için bu işin kısa yolu var. Damadın gittiğinde Türk lirası %10 değer kazandı. Türkiye milyarlarca liralık kazanca geçti. Sen ve Cumhur Mafya İttifakın damadının peşinden gidiniz. Ellerinizi bu ülkenin üzerinden çekiniz. Bu ülkenin Türkiye'ye yetecek kadar kaynağı var. Ama sen şimdi kendini kurtarmak için reform diyorsun. Şimdi sıkıştın. Oyların düşüyor. Sıkıştığın yerde reformdan bahsediyorsun. Türkiye'nin Cumhur İttifakı'nın yapabileceği hiçbir reform yok. Reformla siz bu millete gittiniz, hukuku yönetmesi gereken adli makamlara FETÖ'cüleri doldurdunuz. Siz reform yapacağım diye bu millete gittiniz, ucube sistem olan Cumhurbaşkanlığı sistemini getirdiniz, şimdi onun yanına mafyayı da kattınız, Türkiye'yi mahvettiniz. Sizin yapacağınız her reform Türkiye için bir felakettir. Yaptıklarınız yapacaklarımızın teminatıdır diyorsunuz. Görüyoruz, 18 yılda yaptıklarınız hakikaten bundan sonra yapacaklarınızın teminatıdır. Esnaf perişan, çiftçi perişan, işçi perişan, iş insanı perişan. İnsanlar intihar ediyorlar. Kadınlar öldürülüyorlar. Çocuklar taciz ediliyor. Yaptıklarınız budur. Eğer yapacaklarınızın teminatıysa Türkiye sizden bir an önce kurtulmalıdır. Sen reform yapamazsın. Neden? Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum ettiğin milyonların hesabını vermek zorundasın önce. Sen reform yapamazsın, haksız yere hapislere atıp hayatlarını çaldığın insanların hesabını vermek zorundasın. Onun için bu reformları gerçekleştiremezsin. Sana güvenmiyoruz. Sen reform yapma mümkün değilsenin, sen kör bir inat uğruna yıllardan beri bu ülkeyi zarara uğratan damadını maliyenin başında tuttun. Onun verdiği zararları telafi etmen gerekiyor önce reform yapabilmen için. Sen reform yapabilmen için senin bu ülkenin başına bela ettiğin milyarlarca doları harcadığın 5 müteahhitle bağını kopartmak zorundasın. Sen reform yapamazsın. Mülakat sınavlarında hakkını yediğin binlerce öğrencinin hakkını ödemen gerekir. Onlara bunu iade etmen gerekir. Onları kaybettikleri yılları vermen gerekir. İşte sen o yüzden reform yapamazsın. Sen reform yapamazsın. Yoksul öğrencilerinin çektiği çileyi bilmiyorsun. Onların ne şartlarda okuduklarını bilmiyorsun. O yüzden reform yapamazsın. Sen ciğeri yanan annelere hesap vermeden reform yapamazsın. Senin reform yapmayacağın nereden belli? Sen sokakta konuşan insanı tutuklatıyorsun. Sen Alaaddin Çakıcı gibi
bir mafya bozuntusunu Cumhur İttifakı'na dahil ediyorsun. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamikleriyle değil, Türkiye'yi mafyayla yönetmeye kalkıyorsun. O yüzden sen reform falan yapamazsın. Kılıçdaroğlu'nu Tayyip Erdoğan son yaptığı basın toplantısında hakimlere şikayet etmiş. Demiş ki, mahkemeler bağımsız, neden hakimler harekete geçmiyor demiş. Sen hakimleri saraya çağırıp talimat vereceksin, mahkemeler bağımsız diyeceksin. Beraat kararı veren hakimlerin aldığı kararı başka bir mahkemeyle derhal bozduracaksın. O kişileri tekrar cezaevine göndereceksin. Sen diyeceksin ki mahkemeler bağımsız diyeceksin. Anayasa Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararı verecek. Sen yerel mahkemedeki tetikçilerine onu bozdurtacaksın. Sen adalet bağımsızdır diyeceksin. 138'i hatırlatacaksın sana, sen millete. Ben sana başka bir şey hatırlatayım. Anayasa 103 diyor ki, sen Türkiye Cumhuriyeti kürsüsüne çıkacaksın. Ben tarafsız olacağım diye Allah'ın huzurunda yemin edeceksin. Sonra mafyadan taraf olacaksın. Faizden taraf olacaksın. Çalandan taraf olacaksın. Ama anayasanın bu ilgili maddesini hatırlamayacaksın. Sen anayasanın 153. maddesini hatırlamayacaksın. Anayasanın aldığı kararların bağlayıcılığı vardır ilkesini tanımayacaksın. Tetikçi olarak sunduğun mahkemeleri harekete geçirip anayasanın aldığı kararları ezdireceksin. Şimdi sen mi Kılıçdaroğlu ile ilgili bize, millete akıl veriyorsun? Sen mi Türkiye Cumhuriyeti'nin emekçiden yana olan, yoksuldan yana olan, işçiden yana olan, kadından yana olan, öğrenciden yana olan, muhalefet yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi ağzına alıp da onun tutuklanmasıyla ilgili hakimlere talimat veriyorsun? İşte sen bu yüzden de reform falan yapamazsın. Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün gene seslenmiş ve Kürt sorunu yoktur demiş. Peki Kürt sorunu yoksa barış sürecini hangi gerekçeyle başlattı? O dönemde Türkiye'de Kürt sorunu vardır diyen kişi sen değil miydin? Öcalan'la devletin birimlerini neden görüştürdün? Hani HDP Türkiye Cumhuriyeti'nde terör örgütü olarak sayıyorsun. Diğer siyasi partilerde terör örgütü olarak saydığın insanlar var. Peki sen Öcalan'la devleti buluştururken hangi nedenle bunu yaptın Kürt sorunu yokken? Habur sınır kapısının kapısını açıp da yüzlerce PKK terör örgütünü neden içeriye aldın? Ve kaymakam ve valilere o dönemde ben Kürt sorununu hallediyorum, bu PKK'lıların kazdığı hendeklere müdahale etmeyin emrini neden verdin? Oradaki hendeklere koydukları bombaların neticesinde ölen evlatlarımız için tek bir kelime etmedin. Bir kere çıkıp annelerden özür dilemedin. Aldığın yanlış kararlarda Allah beni affetsin dedin. Ama senin ne Allah, ne o bağrı yanacak yanan anneler, ne de Türkiye Cumhuriyeti affedecektir. Değerli arkadaşlarım, bütün bunların eşiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini yapmaya devam ediyor. 100'e yakın Covid'li milletvekilimiz var. Hastalık bulaşısı almış. Ancak geç saatlere kadar Türkiye'nin bütçesini çıkartmaya çalışıyoruz. Geç saatlere kadar yasaları görüşüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gücünü milletinden alıyor. Ama Türkiye için aldığı kararları gerçekten hayata geçirebilmesi için bir tek şeye ihtiyaç var.
Cumhur Mafya İttifakı'nın derhal Türkiye'den yok olup gitmesine, tekrar seçimlerin yapılmasına, Cumhur Mafya İttifakı'nın Türkiye'ye verdiği zararların derhal kısa zamanda yaraların sarılmasına ihtiyaç var. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğiniz parlamenter sistem gelirse, gönderdiğiniz bakanların bir karşılığı milletvekillerinin bir yaptırımı olacaktır. Bunun için mesele AKP, CHP, MHP, İYİ Parti meselesi değildir. Mesele Türkiye meselesidir. Vatan, millet ve bayrak meselesidir. O yüzden hep birlikte bu iktidarla, bu cumhur, mafya, ucube cumhurbaşkanlığı sistemiyle mücadele etmek zorundayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Yok, teşekkür ediyorum.